Herkese merhaba. Bu videoda sizlere iPhone'larınızı hızlandıracak 9 tüyö vereceğim. Şimdi gelin isterseniz bunlara bakalım. Evet telefon diyoruz ancak biliyorsunuz hepsinin içinde işlemcisi, remi aynı bir bilgisayar gibi çalışıyor. Ve her verdiğiniz komutta, her ekrana dokunduğunuzda işlemci yeni bir işlemi sisteme yazıyor ve bu şekilde telefonu kullanmaya devam ediyorsunuz. Belli bir süre telefonu kullandığınız zaman artık ön bellekler şişmeye başlıyor. Bu da telefonunuzu biraz yavaşlatıyor. Şimdi isterseniz gelin bu tiyolardan sizlere biraz bahsedeyim. Evet ilk tiyomuzdan bahsetmek istiyorum. Bu da widgetların kapatılması. Burada widget dediğimiz şey şu aslında. ekrana sola doğru çektiğimiz zaman karşımıza gelen kısa yollar denilebilir. Borsa, hava durumu, Siri uygulama önerileri, ekran süresi, kestirmeler, Philips Hue ve Shazam'ın Widgetlarını görüyoruz. Bu widgetler sürekli kendilerini yeniledikleri için burada da aynı zamanda telefonumuzu yavaşlatıyorlar. Bu yüzden düzenliğe tıklıyoruz ve burada gördüğünüz gibi araç takımı ekle. Yani widgetlerin aslında Türkçe'si araç takımı diye çevrilmiş. Burada istediğiniz widgetleri buradan çıkarabiliyorsunuz. Örnek veriyorum. Ekran süresini burada gerek duymuyorum. Alt'a geliyor. Aynı şekilde. Kestirmeleri de buradan kaldırıyorum. Ancak sürekli kullandığım borsa, hava durumu, siri uygulama önerileri, hü ve şazımı burada bırakıyorum. Size buradaki önerim en çok kullandığınız yazılımları buraya ekleyip diğer geri kalanlarını çıkarmak olacak. Evet, ikinci ipucumuza geldiğimiz zaman arka plandaki uygulamaların yenilenmesini kapatacağız. Bunun için öncelikle ayarlar kısmına geliyoruz. Ayarlarda karşımızda genel var. Genelden sonra arka planda uygulama yenile kısmı var arkadaşlar. Buraya geldiğimiz zaman gördüğünüz üzere isterseniz tüm uygulamaları tek bir seferde açıp kapatabiliyorsunuz. Kapalı Wi-Fi, Wi-Fi ve hücresel veri olmak üzere. isterseniz de burada yazılımları tek tek kapatabiliyorsunuz. Örneğin Akbank'ı kapatabiliriz, Amazon'u kapatabiliriz. Bunun gibi arka planda sürekli kendisini yenilemesini istemediğiniz uygulamaları buradan kapatabilirsiniz. Böylelikle telefonunuz daha hızlı çalışacak. Aynı zamanda piliniz daha az harcanacak ve kotanız daha az gidecek. Evet bir sonraki özelliğimiz ise e-mailler. E-mailler biliyorsunuz iki farklı seçenekte telefonunuza gelebiliyor. Bir tanesi push, diğeri ise fetch. Push olduğu zaman sürekli yenileniyor. Yani herhangi bir şekilde size mail geldiği zaman hemen otomatik olarak telefonunuza düşüyor. Ancak fetch'te ayarlama yaptığınız zaman isterseniz 1 saat, 30 dakika ya da 15 dakikalık gibi aralıklarda güncellemeler alabiliyorsunuz. Bunun için yapmamız gereken şey ise ayarlar kısmından parolalar hesaplar kısmına gelmemiz gerekiyor. Ve burada alt tarafta yeni verileri al diyor. Buna tıkladığımız zaman karşımızda gördüğünüz gibi otomatik al, elle, her saat başı, 30 dakikada bir, 15 dakikada bir gibi seçenekler var. Benim buradaki tercihim otomatik olarak almak çünkü gün içerisinde sürekli bir e-mail trafiğim oluyor ve bu trafikten geri kalmamam gerekiyor. Bu tarz durumlarda eğer siz de sürekli e-mail kullanıyorsanız otomatik olarak seçeneğini kullanmanızı öneririm. Ama tabii ki burada mail ikinci planda ve birinci planda telefonunuzun hızıysa buradan ayarlamalarınızı ona göre yapabilirsiniz. Dördüncü maddeye geldiğiniz zaman gerçekten çok basit yöntem. Bu mu yani diyeceksiniz ama gerçekten bu. Burada yapmamız gereken şey arka plandaki uygulamalarımızı sürekli olarak kapatmak. Çünkü gün içerisinde sürekli farklı uygulamalara giriyoruz. Ben özellikle bazen bunları kapatmayı unutuyorum ve ertesi gün baktığım zaman böyle arka arkaya kapatmak durumunda kalıyorum. Şimdi bakacağız kaç tanesi açık, kaç tanesi kapalı hep beraber göreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane yazılım arkada açık kalmış. Gördüğünüz gibi sürekli kapatmalarına rağmen 14 yazılım aslında telefonu yoran bir şey. Burada da arka planda çalışan uygulamaları kapatmayı unutmamamız gerektiğini tekrardan hatırlatıyoruz. 5. maddemize geldiğimiz zaman ise konum servisleri. Konum servislerini kapatmamız gerekiyor. Bunun için yapılması gereken şey şu ayarlar kısmına geliyoruz. Sonrasında gizliliğe geliyoruz ve burada karşımıza zaten en tepede konum servisleri çıkıyor arkadaşlar. Konum servisleri de sürekli güncellendiği için özellikle arka planda sürekli yerinizi tespit ettiği için yine telefonu yoran uygulamalardan, pilinizi hızlı bitiren uygulamalardan. Bunun için yapılması gereken şey buradaki konum servislerini aynen şu şekilde kapatıyor olmak. Ben şu anda hepsini kapatmıyorum. Bazılarını zaten buradan aşağıda gördüğünüz gibi örneğin Apple Store'a baktığımız zaman asla ancak burada Avis'e geldiğimiz zaman her uygulamayı açtığı zaman sormasını ayarladım. Bunun gibi siz de tüm uygulamaları kendinize göre özelleştirebilirsiniz. Evet, bir sonraki maddeye geldiğimiz zaman ise iPhone'umuzun analizlerini paylaşmayı kapatacağız. Bununla ilgili olarak ise yapılması gereken işlem Ayarlar kısmından Gizliliğe tıklayacağız. Şimdi buradan gizliliğe gidiyorum ve sonrasında analizler, iyileştirmeler alt tarafta bulunan bölüme geleceğiz. Burada gördüğünüz üzere zaten benimki kapalı. Siz de bunu kapatırsanız buradaki verileriniz paylaşılmaz. Aynı zamanda telefonunuzda fazla yorulmaz. Sonraki maddemiz ise Safari ile alakalı yani girdiğiniz web siteleri ile alakalı. Telefonunuzu aldığınızdan beri muhtemelen kaşeyi buradan temizlemiyorsunuzdur. Peki kaşe ne demek ondan da bahsetmek istiyorum sizlere. Her girdiğiniz web sitesinde bir ön bellek oluşturuyor bu web siteleri ve sonra bir dahaki girdiğinizde daha hızlı açılmalarını sağlıyor. Bunları da ara ara silmenizi öneririm. Özellikle çok uzun zamandan beri telefonunuzu kullanıyorsanız bu işlemi hızlıca yapmanızı öneririm. Bunun için yapmamız gereken şey öncelikle ayarlara girmek, Sonrasında burada aşağı doğru iniyoruz ve burada karşımıza geçmişi ve web siteleri verilerini sil diyor arkadaşlar. Buna tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi geçmişi ve verileri sil. Burada bunu dediğimiz zaman artık demin bahsetmiş olduğum o eski web site kalıntılarından hiçbir şey kalmıyor. Bu sayede Safari'niz çok daha hızlı çalışıyor. Buraya eklemek istediğim bir diğer nokta ise Safari'deki tab'ler yani arka arkaya açmış olduğunuz farklı web siteleri. Bunları da mutlaka Safari'ye girip tek tek kapatmanızı öneririm. Evet, son maddeye geldiğimiz zaman ise bu da sizi pek şaşırtmayacaktır. Arada bir açıp kapatmanızı öneririm arkadaşlar. Klasik bir ITC önerisi. İlk yapılan öneri her zaman kapat açtır. Aynı şekilde bu iPhone için de geçerli. Arada bir kapatıp açmanızı öneririm. Çünkü bundan 10 sene önce hem bilgisayarlarımızı hem de telefonlarımızı sürekli açıp kapatıyorduk. Mac'e ve iPhone'a geçtikten sonra açıkçası çok nadir bir şekilde bu ikisini kapatıyorum. Sadece sleep moduna yani uyku moduna alıyorum. Bunu da hiçbir zaman kapatmıyorum. Ancak bir sıkıntı olursa ya da bir şekilde telefon takılırsa vesaire bir Kapa taç yapıyorum. Siz de ara ara kapa taç yapmayı unutmayın. Evet, benim sizlere vereceğim tüyolar bu kadar. Peki ya sizin aklınızda neler var? Onları da yorumlar kısmına bekliyorum arkadaşlar. Güzel yorumlar çıkarsa onlardan da bir video çekeriz. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz mutlaka beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bana destek olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.